Fakat fırının içindeki kadınların hepsi birden ağlamaya, bağırmaya başladılar. Evladının alevler içinde kaybolduğunu gören ana, yaralanmış dişi bir kaplan süratiyle Ratko'nun boğazına atıldı. Zayıf parmaklarıyla onun yakasını yırttı. Komitacılar susturmak için kadınların arasına girerek kafalarına, gözlerine vuruyorlar, hepsini alkana boğuyorlardı. Ratko, kuvvetli kollarıyla boğazına sarılan, kendisini boğmak isteyen bu zayıf kadını büktü, altına aldı. Komitacılardan üçünü adlarıyla çağırdı. Bunlar yere yatırdıkları kadının esvaplarını, gömleklerini, donunu yırttılar, kopardılar. Sonra Ratko, hala soyunmayan kadınlara dönerek zehirli bir sesle "Dikkat ediniz be karılar!" diye haykırdı. "Bize boşuna eziyet vermeyin. Laf dinlemeyen idam olur. Şimdi bakın, soyunmayan ve karşı gelen bu kaltağı nasıl pişireceğiz? İbret alınız, sonra hepiniz böyle olursunuz." Bu sesin tüyleri ürperten dehşeti, kadınları, hatta komitacıları bile buz gibi dondurdu. Dimço kaptan ocağa bakmıyor, yüzünü kapı tarafına çeviriyordu. Ratko masanın üzerinden bir ustura aldı. Kebap yapılacak kestaneleri nasıl çatlamasın diye yararlarsa, o da fırında yakacağı adamın vücudunu öyle yarardı. Yarılmamış bir adam çabuk yanmazdı. Halbuki yarılırsa, bir cızırtı çıkararak çabucak tutuşur, mavi ve gri buhar bırakarak kül oluverirdi. Bu mavi ve gri buhar. Ratko, onun manzarasından çok kokusunu severdi. Ve bu koku, yakılan adamın milliyetine göre değişiyordu. Ratko çok dikkat ve tecrübe etmişti. Hatta şimdi yakılan bir adamın uzaktan kokusunu duysa, hangi milletten olduğunu yanılmadan söyleyebilirdi. Bulgar köylüleri kavrulmuş sarımsak, Sırplar yanmış patates, Rumlar kızartılmış balık ve şarap kokusu çıkarırlardı. Henüz bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız yakamamıştı. Onların kokusunu bilmiyordu. Fakat Türkler, Balkan'ın bu en kuvvetli ve kanlı adamları, keskin bir süt, bir tereyağı kokusu yayarlardı. Mahkumu soyup bağlayan komitalara, "Arkasını çeviriniz," dedi. "Kımıldamasın, sıkı tutunuz." Elleri bağlı ve çıplak kadın, gözleri kapalı inliyordu, kendini kaybetmişti. Arkası çevrilince Ratko, elindeki usturayla çatlatacağı bu canlı yemişe baktı. Gür ve dağınık saçlarla örtülü sırt kısmı, geniş kalçalarının üzerinde küçük ve oransız kalıyordu. Tüysüz ve lekesiz bacakları beyaz ve parlaktı. Ocağın alevleri yüzüne yansıyor, pembe ve uçucu gölgeler titretiyordu. Ratko, usturayı bu pembe yansımaların üzerine vurdu. İki büyük haç yaptı. Belde başlayan haçların ucu baldırların üstüne kadar iniyordu. Kadın, etine giren, sinirlerini koparan, kemiklerine dokunan keskin ve müthiş usturanın acısıyla haykırdı ve çırpınmak istedi. Ancak katilleri onu sımsıkı tutuyorlardı. Fışkıran kanı yere düşüyor. Ratko esvapları kirlenmesin diye geri çekiliyordu. "Çeviriniz, çeviriniz, karnımı çeviriniz," dedi. Gözleri fırlayan mahkum son kalan kuvvetini kısık sesine veriyor. "Allah, Allah, Allah," diye kıvranıyordu. Ratko gülerek "Allah benim, Allah benim," diye kurbanına cevap veriyordu. Kanlı usturayı şiş ve süt dolu memelerin üstünden yatay olarak geçirdi. Sonra daha çabuk bir hareketle bu keskin ve kırmızı aleti zavallı kadının rahmine soktu. Ve yukarıya doğru o kadar hızlı çekti ki bir anda yarılan karnından mide ve bağırsaklar kırmızı ve kalın ip yumakları halinde dışarı fırladı. Ratko iki adım geriledi, cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı. "Hadi çabuk içeri." İki komitacı mahkumu kollarından bacaklarından tutarak fırına soktu. Alevlerin binlerce kırmızı ve görünmez ejderha dili gibi sardığı canlı et yığınından pembe bir buhar, mavi ve gri bir duman çıktı. Feci ve çabuk bir cızırtı başladı. Ratko sandalyesine oturarak gözlerini ocağa dikti. Gri duman vücudu göstermiyordu. Ve o koku, o süt ve yağ kokusunu
Radko şimdi duyuyor, gayet tatlı ve hayali bir sütlü kahve içiyormuş gibi derin derin kokluyordu. Cızırtı bazı azalarak, bazı yeniden birdenbire ateş almış gibi şiddetlenerek devam ediyordu. Bu cehennemi sahneyi gözlerini kapayarak görmeyen kadınlar cızırtıyı işitmemek için kulaklarını, boğucu kokuyu duymamak için burunlarını kapayamıyorlardı. Hepsi akıllarını, dillerini kaybetmişler. Hepsinin sesleri kesilmişti. Radko tekrar soyunmalarını emretti. Bu sefer kimse karşı gelemiyordu. Bütün bu kadıncıklar derin duraksamalarla yavaş yavaş soyundular, çırılçıplak kaldılar. Radko bu kesin boyun eğmeden memnun ve rahatlamış masasına dayandı. Cebinden bir kağıt çıkarttı. Bu kağıda 3 paralel çizgi çekti. Baştaki haneye beyaz, ikinciye kumral, üçüncüye esmer yazdı. O daima rakam yalan söylemezler, bütün Bulgarlar gibi, bütün gururlu ve ciddi adamlar gibi en büyük gerçekliğin ancak orantı ve istatistikte bulunacağına inanırdı. İçgüdüsel ve bilinçsiz bir ısrar ile ellerine saklanılacak yerlerine örtü yapan kadınlar onar onar karşısına getiriliyor ve yan yana diziliyordu. Evvela hepsinin kollarını yukarı kaldırıyor, bacaklarını sağa sola açtırıyordu. Sonra her birine ayrı ayrı şehrin en güzel kızlarından üçünün adını soruyordu. Mahallelerini, evlerinin numarasını, babalarının kim olduğunu öğreniyordu. Bu soruşturma bir saatten fazla sürdü. İfadesini verip söyleyeceği kalmayanlar fırının arkasındaki geniş ambara sarhoş komitacıların kucağına gidiyordu. Komitacılar bu meme, karın, bacak, baldır, saç tufanının içinde şaşırıyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar, korkunç bir sadizm sayıklamasına uğrayarak en utanç verici, akla gelmez fantaziler icat ediyorlardı. Bu fantazilerden canlı çukur dedikleri en müthişiydi. Evvela yere şişman bir kadın yatırıyor, onun üzerine beğendikleri diğer ikinci bir güzel kadını arkası üstü çapraz uzatıyorlardı. Bu kadını da ellerinden ayaklarından birer kadına tutturuyorlardı. Sonra sıra kendisinin olan komitacı yaklaşıyor, çıplak ve pırlak karnın ta ortasına, göbeğin biraz aşağısına küçük kasa turayı saplıyor ve hemen çıkarıyordu. Sonra koyu kırmızı bir kan fışkıran bu küçük deliğin üzerinde boşalıyor, zavallı, çırpınan, haykıran kadının karnında kanlı bağırsaklarının arasında hayvanlığının en iğrenç, en pis ve çirkin ateşlerini söndürüyordu. Karınlarına delik açılan kadınlar hiç yaşamıyorlar, bir iki saat içinde inleye inleye, kıvrana kıvrana ölüveriyorlardı.